Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, Millet İttifakı siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Milletvekilleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım, aramızda bulunan ilçe belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Benim umudum da sizlersiniz, bu ülkenin insanları, bu ülkenin yürekli insanları. Evet, hep beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız. Bundan bütün dostların emin olmasını isterim. Bütün çalışanların emin olmasını isterim. Biz demokrasi için, düşünce özgürlüğü için, çalışanların haklarının korunması için altı lider bir araya geldik. Yeniden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ancak Türkiye'nin büyük sorunlar yaşadığını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız konuştu. Binayı yaparken kredi verme sözü veriyorlar. Ama temel atıldıktan bir süre sonra krediyi kesiyorlar. Niçin? Efendim, Büyükşehir Belediyesi bir binayı bile yapamadı, propagandası için. Ama biz şunu yaptık. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Size her türlü engeli çıkaracaklar. Ama sizin göreviniz şikayet etmek değil, engeli aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Başkanımız da böyle yaptı ve gereğini yaptı. Bu binayı bitirdim. Tekirdağ'ın Marmara bölgesi içinde, Türkiye içinde özel bir önemi var. Evet, üç kemallerin kenti burası. Tarihi bir kent, aynı zamanda kadim bir kent. Bu kadim kente hizmet etmek de çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu güzelliği Tekirdağlılara yaşatan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum. Sağ ol başkan. Sadece işçinin umudu değil, esnafın da umudu. Esnafın da umudu, işçinin de umudu, işsizlerin de umudu, çalışanların umudu. Bu ülkeye hizmet eden, alın teri döken herkesin umudu, kimse unutmasın, ben Kemal olacaktır. Bizim saraylarda oturma gibi bir amacımız yok. Biz halk gibi yaşamak isteriz. Mütevazi yaşamak isteriz. Her evde huzurun olmasını isteriz. Her evde bereketin olmasını isteriz. Herkesin iş sahibi olduğu, herkesin huzur içinde çalışabileceği ortamların olmasını isteriz. Bizim temel amacımız daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, kadın erkek eşitliğinin olduğu bir Türkiye. Bunu isteriz biz.
Son zamanlarda bazı ciddi gelişmeler var. Merkez Bankası politika faizini bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim. Taksicinin faizi düşmedi. Esnafın faizi düşmedi. Sanayicinin faizi düşmedi. Hiç kimsenin faizi düşmedi. Ama bankaların faizleri düştü. Merkez Bankası'ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Bankaların faizi düştü ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi. O faiz giderek arttı. Faizlerin hangi noktaya geldiğini, izlenen ekonomi politikasının ülkeyi nereye götürdüğünü bir rakam vererek açıklayacağım. Son 6 ayda, bir daha söylüyorum, son 6 ayda bankaların karı %400'ü aştı. %400'ü aşıyorsa bankaların karı, bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyorlar demektir. Demek ki faize karşıyım edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara, beşli çetelere kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın. Neden beşli çetelere kaynak aktarılıyor? Eğer yolu yapıyorsanız 1.000 liraya, ona 5.000 liralık garanti veriyorsanız gelir garantisi, cebinizden 4.000 lirayı alıyorlar demektir. Kim ödeyecek 4.000 lirayı? Bu ülkenin fakiri, fukarası, işçisi, emeklisi hep beraber ödeyeceğiz. Yine bir şey yaptılar. Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatın olması için çok paranızın olması lazım. Bankaya yatırmanız lazım. Bankaya yatırdınız. Bir, faiz garantiniz var. Faizi alıyorsunuz. İki, döviz garantiniz var. Döviz yükselirse parayı alıyorsunuz. Üç, vergi muafiyetiniz var. Ayrıca vergiden de muafsınız. Emekçi kardeşlerim unutmayın. Asgari ücret alırken vergi veriyorsunuz ama 6 ayda 60 milyar lira faiz alanlar bir kuruş bile vergi ödemiyorlar. Bir daha ifade edeyim. Asgari ücretli, çiftçi, emekli yaptığı her türlü alışveriş dolayısıyla vergi öderken kur kolu mevduata para yatıranlar 6 ayda 60 milyar 600 milyon lira gelir elde ettiler. Bunun için 5 kuruş bile vergi ödemeyecekler. O zaman var olan iktidarın, faizi indirdim edebiyatı yapan iktidarın aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım, siz de anlatacaksınız. Beraber anlatacağız, birlikte anlatacağız. Şu soru aklınıza gelebilir. Dolar yükseldi, avro yükseldi, ne olur? Bir, bütün milli değerlerimiz yabancı para karşısında değer kaybeder. Diyelim ki önemli bir milli bankamız var. Daha önce 10 milyar dolarken değeri birdenbire 5 milyar dolara düşüyor. Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geliyor. Ve dolayısıyla bütün milli kuruluşlarımız, arsalarımız, hatta dairelerimiz çok düşük bedellerle artık satılır hale geliyor. Bu bağlamda her birimizin sorumluluğu var. Benim var, ben bunun farkındayım. Ama bu ülkede çalışan herkesin, üreten herkesin, alın teri döken herkesin sorumluluğu var. O sorumluluğun birincinde olarak yarın sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Sizden istediğim şudur. Sandığa gittiniz, oy kullanacaksınız. Bütün ön yargılarınızı bir tarafa bırakıp vicdanınızın sesini dinleyin. Bu ülkeyi dinleyin. Bu ülkenin işsizlerini dinleyin. Bu ülkenin yoksullarını dinleyin. Bu ülkede yatağa aç giren çocukları dinleyin. Beşli çetelere çalışanları düşünün. Bir de halk için, vatandaş için, herkes için çalışanları düşünün. Bizim hedefimiz herkes için çalışan, ülke için çalışan, alın teri döken, döktüğü alın terinin karşılığını alan herkes için çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Bunu mutlaka hayata geçireceğiz. Herkesin böyle bilmesini isterim. Efendim,
faizi düşürmek, politika faizini düşürmek, normal faizi değil, politika faizini düşürüp bankalara büyük karlar sağlayanları düşünün. Bu Merkez Bankası'nın yönetiminin, iradesiz yönetimin, saraydan talimat alıp karar alan yönetimin milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz değerli arkadaşlar. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bunun da her tarafta sizler tarafından, her yerde, her tarafta anlatılması lazım. İşin özeti, asla umutsuzluğa kapılmayın. Asla. Bu ülkenin güzel bir ülke olduğunu, bu ülkenin zengin bir ülke olduğunu, bu ülkenin kaynaklarının doğru kullanıldığında sadece kendi bölgesinde değil, Orta Doğu'da ve Avrupa'da en güçlü ülke olacağını, herkesin iş bulacağını, herkesin hak ettiği ücreti alacağını da kimsenin unutmamasını isterim. Bu çerçevede hareket edeceğiz. Bu çerçevede çalışacağız. Ben burada olmaktan son derece mutluyum. Güzel bir bina açıldı. Bu bina Tekirdağ'a ve Tekirdağlılara hizmet edecek. Ama aynı zamanda sadece merkeze değil, bütün ilçelerine de hizmet edecek. Kadınla, gencine, yaşlısına, herkese hizmet edecek. Buradan sadece hizmeti aynı zamanda kültürel açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini Sayın Başkan'a söyledim. Sayın Başkan kültürel açıdan da bu binanın değerlendirileceğini ifade etti. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize şükran borçluyum. Bir şey daha sakın unutmayın. Neydi? Geliyor gelmekte olan. Sakın unutmayın. Sakın unutmayın. O nedenle umutsuz olmayın diyorum. O nedenle umutsuz olmayın diyorum. Az kaldı, göreceksiniz. Göreceksiniz. Hep beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılmayacak. Bu ülke demokrasi, adaleti, hukuku mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bu bizim sözümüzdür. Altı lider bu konuda söz verdi. Altı liderin ikrarıdır ve bunu gerçekleştireceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Ve bu güzel mimarinin projesini çizen mimar arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Efendim ben şimdi mikrofonu kurdeleyi kesmeden önce Osman Nuri Bedir hocama mikrofonu vereceğim. Hocam buyurunuz lütfen. Hadi hocam, merhaba, hoş geldiniz. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey yerlerin ve göklerin yegane haliki olan Rabbimiz. Ya Rab, bu eseri bize kazandırma lütfunda bulunduğun için sana sonsuz şükürler olsun. Bu emeği sarf eden, bu güzel hizmeti bize sunan değerli başkanımız ve hizmeti emeği geçen tüm emektarları iki cihanda aziz eyle. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle. Başta büyük ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bize kazandıran aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi her türlü bela ve musibetlerden, elem ve kederden hıfzı muhafaza eyle ya Rab. Bizlere sağlık, mutluluk, iki cihan saadeti ihsan eyle ya Rab. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle gazi ve şehitlerimizin, ölmüşlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. El Fatiha. Buyurun efendim. Hocam ağzınıza sağlık. Allah kabul etsin. Saygıdeğer Tekirdağlılar,
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Bu güzel eseri Tekirdağ'ımıza kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a ve bürokrat belediye çalışanlarına ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Tekirdağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun.